Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3ds Max dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde daha önce modelini bitirdiğimiz bu tekerleği render alacağız artık. E, render motor olarak e, Mental Mantra'yı kullanacağımızı söylemiştik. Öncelikle bunu ayarlamak için render setup menüsüne girmek için buraya tıklayabilirsiniz veya F10'a basabilirsiniz. Common sekmesinin en altına geliyorum ve burada Assign Renderer seçeneğini buluyorum. Production'ın yanındaki Choose Render'a tıklayarak Mentor'a'yı seçiyorum. Zaten bende seçili olduğu için çıkmıyor. Bunun yanı sıra hemen arka planımıza render yerleştirmek istediğimiz resmi atalım. Yani şöyle bir bakın resmin içine yerleştirmek istiyoruz bu Render'ı. Yani sanki bu tekerlekler buradaymış gibi görmek göstermek istiyoruz. Böyle bir resim bulmamız ve uygulamamız gerekiyor tabii bunun için. Hemen bunun için Alt B diyorum arkadaşlar. Alt B backgroundu belirlediğiniz yerdir. Yani aslında backgrounda atacağınız resmi buradan belirleyebilirsiniz. Use Files diyerek, buradaki Files'a tıklayarak resminizi seçebilirsiniz. Ya da bir yöntem daha göstereceğim aynı zamanda ışıklandırma için kullanıyorsak. Bu ileride probleme neden olabilir. İkinci göstereceğim yöntem. Eğer olursa buraya geri döneceğiz. Şimdilik çıktım buradan. 8'e basıyorum. Eğer 8'e basarsanız bakın burada environment map dediğimiz bir yer var. Buradan e, haritanızı ayarlayabilirsiniz. Bir kez buradaki nana tıklarsam ve bitmap'e çift tıklarsam e, resmimi bulabilirim. Resmimi bulmak için proje dosyama gidiyorum. Proje klasörüme gidiyorum pardon. Evet gördüğünüz gibi resmim burada. Şurada çıplak hali. Bu resim yerleştirilmiş hali gördüğünüz gibi. Çift tıklıyorum üstüne. Ee, bakın bu resmi editleyebilmek için yani şu an buraya attık ama henüz özelliklerini bilmiyoruz ve editleyemiyoruz. M'ye basıyorum yani malzeme editörümü açıyorum. Malzeme editörümde boş bir yere gelerek sürükleyerek bu yazıyı bırakıyorum. Ee, pardon resmi bırakıyorum affedersiniz. Çift tıkladım resmin üzerine. Ve burada gördüğünüz gibi e, özelliklerini editleyebilecek haldeyim artık. Arkaya resmimin düz bir şekilde gelmesini istediğim için Environment Mapping'den Screen'i seçiyorum. Yani arkaya düz bir şekilde screen tam olarak ekranı kaplı demektir. Yani buradan bunu anlayabilirsiniz. Yani özellikle buraya resmimi attım, buraya sürükledim ve çift tıklayarak screen'i seçtim aslında. Peki arka planda hala resmimi göremiyorum. Evet göremiyorum, haklısınız. Alt B'ye basarsak şimdi işte Use Environment Background seçeneğini işaretleyip OK dersek şimdi arkada resmimizi görebileceğiz. Tabi burada önemli bir ayrıntı da e, detay daha var bahsetmemiz gereken. Resim gördüğünüz gibi stretch olmuş durumda. Yani yanlara doğru esnemiş durumda. Ben e, tam olarak aspectini yani oranını bozmadan bu resmi arka plana yerleştirmek istiyorum. Bunu yapmak için e, resmin olduğu klasörü açalım ve resmin sağ klik özellikler diyerek özelliklerine bakalım. Ayrıntılara geldiğimizde resmin boyutlarının 800 600 olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla biz de render'ımızı render, render setup'a girerek 800'e 600 olarak ayarlayalım. Hala bakın esnemiş durumda görüyoruz. Bunun nedeni şu anki arka plan hala 800'e 600 değil. Aslında sadece renderım 800'e 600 çıkacak. Arka plan hala e, esnemiş durumda. Yani widescreen 16'ya 9 e, oranında muhtemelen. Bunu engellemek için de Shift F'ye basıyorum arkadaşlar. Shift F safe frame demektir. Yani sadece render alacağınız yeri size göstermesidir. E, Max'in. Bakın şöyle bir çerçeve belirliyor gördüğünüz gibi. Şimdi e, bakın, mausumu, yani aslında ben pen yapıyorum, yani mausun orta topuna basarak ekranımı kaydırıyorum. Gridi açarsam belki daha iyi görebiliriz. Bakalım grid nerede? Şöyle yapayım, sıfıra sıfıra taşıyorum tekerleğimi. Ha, evet bakın gördüğünüz gibi gridim burada. Izgarayı görerek daha iyi anlayabilirsiniz bakın pen yaptığımı şu an. Ama aslında arka plandaki resim sabit duruyor. Çünkü biz ona ne olursa olsun ekranın tamamen kaplamasını söyledik. Dolayısıyla o her zaman duracak. Bu bize bir avantajdır. Bu sayede bakın ben modelimi resmin üstünde istediğim herhangi bir yere yerleştirebilirim. Görüyor musunuz? Sanki oradaymış gibi duruyor şu an. Tabii birkaç bir ayar daha yapmam gerekiyor öncelikle. Ee, öncelikle biraz daha rastgele bir hava vermek için şurada gördüğünüz gibi iki tane tekerlek yapalım yan yana. Bu tekerleği kopyalıyorum. Rotate'e giriyorum. Angle snap'i açtım A'ya basarak veya buraya tıklayarak. 90 derece çevirerek yatırdım tekerleği. Okay. Ee, bir tane plane çiziyorum. Zemin, zemini sembolize edecek şekilde bir plane çiziyorum. Bu plane'imi boyutlarını 500'e 500 yapalım şimdilik. Gölgelere göre sonradan değiştireceğiz boyutlarını ama şimdilik dursun. 500'e 500. E 500 segmanlarını da birebir yaptım. Konumunu da sıfıra sıfır ayarladım. Yine bunu da değiştireceğiz sonradan. mi? alt A diyerek yani align diyerek bu plane'e alignlıyorum. Bakın tekerleği seçtim. Alt A'ya bastım ve plane'e tıkladım. Z ekseninde minimumu maksimuma koyuyorum ve okey diyorum. Bu şu demektir. Z ekseni boyunca tekerleğin minimum noktasını yani Z ekseni bakın bu nokta bu çizgi pardon tekerleğin minimum noktasını plane'in maksimum noktasını yani üst yüzeyine yerleştir demektir aslında şu an yaptığımız şey. Aynı şekilde bu tekerleği de alignladım, plane'e yerleştirdim. Şimdi bakın ikisini yan yana yerleştirebiliyorum. Biraz döndürdüm teker diğer tekerleğimi, biraz da yerini ayarladım sanki bu diğerine yaslanıyormuş gibi şu şekilde. Değmemelerine özen gösteriyorum tabii ki. Yani tam olarak teğet olmalarına ya da özen gösteriyorum. Tabii bu kadarcık şeyi kamera algılamayacaktır. Meraklanmanıza gerek yok bu konuda. Ve bakın bu play'ini de e, sanki şuradaki zeminmiş gibi buraya yerleştirmem gerekiyor. Yani şurada bakın şöyle bir duruşunu ayarlıyorum play'ini. Perspektif kaçıklığını tabii tam kurtaramıyoruz. Çünkü şu an e, perspektif biraz e, bizde daha ortografik durumda. Burada biraz daha kaçık durumda. Bunu ayarlayalım biraz e, bir de. Öncelikle bakış açımıza bir kamera yerleştirmek için Kontrol C'ye basabilirsiniz. Bakın şu an bulunduğum noktaya bir kamera yerleştirdi. Ve bakın o kamerayı da seçti gördüğünüz gibi sağda. Kamera 1 adıyla. Hatta biz bunun adını değiştirelim. 2 tekerlek kamera diyelim. Bakın P'ye basıp perspektif görünüşe çıktığımda kameram burada duruyor gördüğünüz gibi. C'ye bastığımda tekrar geri geliyorum. Bu arada bakın biraz kafanız karışmış olabilir. Şunu tekrar göstereyim size. Alt B'ye basıp eğer Use, e, use customize user interface gradient colors'a tıklarsam ve okey dersem hala bakın max çizim ekranında olduğumu görebilirsiniz. Ben sadece arka planda sabit bir resim olmasını istediğim için bu halde kullanıyorum şu an. Tekrar C'ye bastım kamera görünüşüne geçmek için. H'ye bastım. Kameramı seçiyorum. Ve kameramın targeted olmasını istemiyorum. Free cam olmasını istiyorum. Bunun nedeni bir hedef olarak bir şey kullanmayacağız. Ve de perspektifi uydururken Hedefsiz kamera kullanmak daha kolay olabiliyor arkadaşlar. Biraz e, fovu açıyorum. Bakın fovu açtıkça yani field of view'unuzu açtıkça perspektifiniz biraz daha kaçıyor. Yani objeler, yakındaki objeler daha büyük görünüyor ve zaten buradaki şeyden tam olarak anlayabilirsiniz perspektifin kaçtığını. Bakın garip bir perspektif çizgileri oluşmaya başlıyor. Fovu kıstıkça da Tam tersi. Daha ortografik bir görünüşe geçiş yapabiliyorum. Şöyle biraz döndürelim ekranı. Evet. Ctrl Z dedim. İlk haline geri almak için. Çünkü çok ufak bir ayarla oynamak bize yeterli. Bu kadar uğraşmamıza gerek yok aslında. Birazcık perspektifi açıyorum bakın. Hatta biraz kısıyorum pardon. Biraz da kameramı çeviriyorum. Bakın uydurmaya çalıştığım şeyi neyin neresi olduğunu size tekrar şöyle açıklayayım. Bakın şu çizgiyi buraya koyarken buna dik olan şu çizgiyi de bunun kenarına paralel yapmaya çalışıyorum. Yani bu sayede perspektifi tutturacağımı biliyorum. Biraz tekerlekler küçük kalmış olabilir. Biraz zoom in yapalım. Biraz biraz daha zoom in yapıyorum. Yani e, tekerlekleri büyütmek için şu anda biraz fazla büyük oldu. Biraz zoom out yapıyorum. Evet. Yani şuradaki tekerlekle oranlayabilirsiniz. Tabii kameraya bu bizimkiler daha yakın olduğu için biraz daha büyük olmaları gerekiyor. Ona göre ayarlayın. Peki şimdi render alsak yani render tuşuna buradan basarsak. E tabii output psi ayarlamışım. Onu önce kapatayım pardon. Şuradaki save file'ı kapatıyorum. Sizin bunu yapmanıza gerek yok zaten. E, ayarlı değildir muhtemelen sizde. Render aldığımda bakın şu an objelerin tabii sizde yine gri renkte gözükebilir malzemeler. Önemli değil. Şimdi bütün malzemeleri oluşturacağız tek tek. Bunlar benim daha önceden verdiğim malzemeler. Hatta her şeyi gri atıp da bir andır da alayım. Ama şunu göstermek istiyorum aslında size ilk olarak. Ee, bakın dipteki bu plane'im hala duruyor gördüğünüz gibi. Yani burada bir gerçekçilik sanki bu tekerlekler buradaymış gibi bir görüntü yok. Ee, dolayısıyla benim bu plane'e Mad Shadow dediğim özel bir durum uygulamam gerekiyor. ikinci olarak da bu tekerleklerin malzemelerini henüz oluşturmadık beraber. Onları oluşturmamız gerekiyor. Öncelikle ben bir gri atayım. Yani sizin gördüğünüz şekilde bir malzeme oluşturayım. Malzeme menüsüne geliyorum. Hatta hepimiz bunu yapalım. Malzeme menüsüne geliyorum. M'ye bastım buraya gelmek için. Şunlardan çıkalım. sade çalışalım. Boş bir yere sağ klik, Materials, Mental Ray, Arc and Design diyorum. Yani bir Arc and Design malzemesi oluşturuyorum. Sağ klik, Materials, Mental Ray, Arc and Design. Çift tıkladım malzememin üzerine. Ve malzememin rengini griye ayarlıyorum. Zaten gridir. Siz dokunmanıza gerek yok aslında. Reflectivity'sini kapatıyorum. Yani yansımasını kapatıyorum. Ve sahnedeki bütün objeleri seçerek, yani şöyle bütün objeleri seçerek bu malzemeyi assign ediyorum bu objelere. Yani atıyorum. Şimdi render alırsanız bakın. Ve bu şekilde gri bir şekilde görmeniz lazım objeleri. Tabi hala e, bu alttaki planımız falan doğru değil. Bunları bir sonraki derste malzemelerimizi ayarlayacağız. Ve de ışığımızı da ayarlayacağız tabi. E, bu sayede bu objeleri daha gerçekçi halde burada göstermeye çalışacağız. Bugünkü derste arka planı eklemeyi ve kameramızı oluşturup e, objeleri buna göre yerleştirmeyi gördük. Dediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, hemen bir duyuru yapmak istiyorum. www.yakinkampus.com sitemizde artık sorularınızı e, sorabileceğiniz, takıldığınız yerde bize danışabileceğiniz bir Sistem oluşturduk. Ana ana sayfada hemen soru sor diye bir buton var. Buradan girerek sorularınızı bize sorabilirsiniz. Takıldığınız her yerde asla vazgeçmeyin. Bize sorularınızı sorun ve devam edin çalışmaya. Teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.